Ege'nin dünyaya açılan penceresi TV'den ekranlarından baş başa programından merhaba. Bugün konuğum yazar Sabahattin Burhan ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Yunan Bey. Hocam ben uzun yıllardır gazetecilik yaparım. Uzunca süredir de televizyonda programlar yapıyorum. Hep sizinle böyle karşılıklı sohbet etmeyi çok istemişimdir. Siz Aydın'ın yakın tarihine ışık tutan önemli kalemlerden birisiniz. Ben sizi yakinen tanıyorum ama izleyicilerimiz ilk kez görenler vardır. Sabahattin Burhan kimdir? Sizi sizin ağzından dinlemek isteriz. Kameraman arkadaşımın adı nedir? Lütfen hocam. Adı nedir kameraman? Volkan Bey. Ha, Volkan Bey. Şimdi sözlerim başlamadan önce size görünmez emektar Volkan Bey'e evet. Sağlıklı ve başarılı günler dilerim. Sağ ol. Bizi evinde, iş yerinde misafir edenlere, onlara da sağlıklı günler dilerim. İş yerindekilere bol kazançlar, aile içini dinleyenlere de aile saadetleri dilerek çok sağ olun hocam, çok sözlerimi başlamak isterim. Çok sağ olun hocam. Sabahattin Burhan bir köy çocuğu. Evet, köy çocuğu. Hangi köyün çocuğu abi? Toygar Köyü. Toygar Köyü, evet. Nazilli'li. Nazilli'nin. İşte ortaokul liseyi Nazilli'de okudum. Köyüm 4. sınıfa kadar okudum köyümde. Sonra işte edebiyat öğretmeni olduk. Şimdi emekli olduk. Çalışıyoruz. Evet. Nasıl çalışıyorum? Bir şeyler yazıyorum gene. Nazilli'de ikamet ediyorum. Kısaca evet. Sabahattin Burhan bu. Sabahattin Burhan denince benim aklıma Aydın'ın yakın tarihi geliyor. Aydın'ın yakın tarihi denince de aklıma gelen önemli isimlerden bir tanesi de Sabahattin Burhan. Sizin bu tarihe olan ilginiz, merakınız nereden? Bu yazma işi nereden çıktı? Bu benim en çok muhatap olduğum sorulardan birisi. Konferanslarda, konferansa gittiğim zaman da aynı sorular, çok sorular. Neden böyle bir şey yazmak durumunu hissettiğiniz gibi? Şöyle Emin Bey, benim çocukluğumda belli bir yaşın üzerindekiler bu İstiklal Savaşı'na ait hatıralarını çok anlatırlardı. Evet. Çoğu ağalarda anlatırken zulüm görmüşler, yokluk görmüşler, kıtlık görmüşler ve belli bir yaş üzerinde o zaman birisiyle muhatap olduğumuz zaman bize mutlaka bir bilgi verirdi. Evet. Dediğim gibi yokluk görmüş, kıtlık görmüş, göç görmüş. Ben bu bilgiye ait eserler aradım. Bunu anlatan yok, bulamadım. Buldumsa da daha çocuğum ha, ilkokul son sınıftayım. Onu bunu soruyorum. İzmir'den falan böyle eserler varsa getirin diyorum. Getiriyor, bakıyorum. Çok az bilgi. Ve çok az bilgi olduğu gibi de benim duyduklarımın yani doğrusunda demeyeyim artık. Evet. Sen canlı tanıkların anlattığıyla örtüşmüyor. Örtüşmüyor evet. Evet. O yüzden dedim ki nasip olursa dedim ben bu bölge tarihini yazacağım dedim. Yakın tarihini dedim. Kendi kendime verdiğim bir karar bu. Ondan sonra tabii o zaman böyle imkan yok. Bir teyp aldım. Teyp sandık gibi ama. Kasetleri var böyle video kaseti gibi. 8 poruluk bir makine aldım, fotoğraf makinesi. O da filmini bulamıyoruz. Film buluyoruz, çekiyoruz, tabi ettiremiyoruz. İmkan yok yani. Ulaşım yok bir de. O şartlarda başladım. Efelerden savrulanlar var. Onların seslerini aldım. Fotoğraflarım var bazılarıyla. Tabii onların hatıralarını da dinledikten sonra, seslerini kaydettikten sonra bu günlükler var hatıralar diye onu kastediyorum. Kendi tuttuğum notlar var bir de. Kendi edindiğim kanaat var. Onları böyle çok fazla miktarda yalnız elde ettim. İlk defa işte yörük alifi yazdım o bilgiler doğrultusunda 83 ve 93 tarihte. Yani birinci cildi 7 senede bitirdim. 3 yılda 3 yıl 10 senede bitirdim.
ama çok titiz bir çalışmayla. 83 ve 93 yılları arasında Yörük Ali Efe'yi 3 ciltlik bir eserle anlattınız. Evet, 3 cilt 10 sene oldu. Tabii romanın kahramanları sağ olanlar var çok. Yani sağ adamın romanlaştırma hayatının kolay bir şey değil. Bir şey yanlış olmasın diye bir de tarihi yazıyorum yani. İnci inci böyle. Yörük Ali sağ mıydı o dönemde? Değildi. Değildi, evet. Diğer kızanları sağ, evet. Efeler sağ. Ya Yörük Ali Efe'nin kızanlarını görünce sorardım. Evet. Şimdi bir hatıra bu. Hocam, bir izleyicimiz telefonla bağlanmak istemiş. Biz ona ulaştık. Siz de numarasını vermiştiniz. O hazırmış hatta. Bir onunla görüşelim. Tamam. Yasemin Hanım'la. Sonra biz sohbetimizi kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. Yasemin Hanım merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Yasemin Hanım. Sizi ve hocam saygıyla selamlıyorum. Bizi nereden arıyorsunuz Yasemin Hanım? İstanbul'dayım. İstanbul'dan arıyorsunuz. Biz de merakla bekliyoruz. Siz hocama ne söyleyeceksiniz ya da ne soracaksınız diye yayından önce numaranız bize ulaştı. Evet. Hocamızın eserlerini takip ediyorum. Ben sıkı bir takipçisiyim. Bütün kitaplarını da okudum. Yeni eserlerini de bekliyoruz inşallah. Allah sağlık, sıhhat versin hocamıza. Yeni eserlerini de bekliyoruz. Etrafıma da çevrendeki kişilere de öğrencilerime de tavsiye ediyorum ben. Onlar da yenilerini sunuyorlar. Evet. Ben kitapları okuduğumda çok ciddi bir araştırma gördüm. Yani çok eskiye dayanan araştırmalar var. Hocam acaba bu araştırmalara hani duyumlarla mı ulaştı yoksa küçük yaşlardan itibaren yapmış olması gerekiyor yaş itibariyle bu araştırmaları nasıl bu kadar araştırmaya ulaştı? Nasıl bu kitap eserleri ortaya çıktığını merak ediyorum. Yani hocam o kadar çok bilgi var ki diyor. Bu kadar araştırmayı hangi zamanda yaptı hocam diyor. Çok küçük yaşta mı başladı? Siz az önce anlatıyordunuz zaten. Doğru Ayşe'yle. Şimdi o Yasemin'in sorusuna bir yerde benim anlattıklarım devam ettirecek. Yasemin Hanım az önce hoca bu konuda anlattı. İlkokul 4. 5. sınıftayken karar vermiş. O dönem çok merak etmiş, işte birkaç eser bulmuş ama bulduğu eserlerle o yakın tarihin kahramanlarının anlattıkları, onlardan işittikleri çok örtüşmediği için en iyisi ben demiş oturayım kendim yazayım, bu işi vazife edinmiş. Siz öğretmenlik mi yapıyorsunuz? Evet, öğretmenim. Yani çok güzel, öğrencilerden bahsettiniz. Valla başka diyeceğiniz bir şey var mı? Biz konuşmaya devam edelim, başka bir sorunuz yoksa. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum hocama. Hocam biz de size çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi günler. Sağ olun. İyi günler. Evet. Yani... Nasıl araştırdınız, nasıl yazdınız o öyle anlıyorum. Nasıl araştırdım? Bizim milletimiz çok büyük millet. Bunu önce hemen dile getireyim. Benim yaşım 11. O zaman bir teyp aldım. İşte evet, az önce anlattım. Fotoğraf bankası. Bir onları bir valize koydum. Ben onu taktığım zaman benim boyumdan artık yarımdan fazla oluyor öyle diyeyim. Zaten küçüğüm, yaş 11. Öyle araştırmaya gittim. Çocuk demediler. Misafir edindiler. Gel çocuğum, bir şeyler ye çocuğum bak. Öyle evlere gidiyorum. Ev fakirlik kokuyor anlıyorum da. Ona rağmen bir şey içtim hemen kömbülü süresin kömbe yürü git bak şimdi. Evet. Böyle o kadar iltifatlarla karşılaştım. Çocuk olmama rağmen hiç unutamıyorum. Nereye gitsem ama. Tabii o zaman her yerde elektrik yok. Pil bulunduruyordum bol. Mesela diyelim bir Efe'yi dağın başında yakaladım. Hemen pilleri takıyordum. Dinliyordum orada. Ah, işte alentrik var. Evet, alentrik olsa da takıversen alentriği elektrik diyecekler. Dinleyiversen ne var diye çözüm çok böyle masraflı oluyor falan. Öyle derlerdi bana yani. Ne bileyim, ben bir şeyler götürdüm yanımda yemek için ama öyle evlere gittim. Yani çok fakir bir şeyler ikram ederler mutlaka fakat ben onu yiyemem yani. Evin durumu bakınca üzülürlerdi. Bir şey yemiyor diye. Öyle milletiz biz yani. Evet. Çok kolaylıklarla
böyle karşılaştım. Araştırmalardan bazı araştırmalarından şöyle şey yapayım. Kişiyi konuşturacağım. Bazılar konuşmadı. Çok büyük millet bu dedim ya. Şimdi biliyorum yani orayın içinde. Diyelim bir baskın gerçekleşmiş. O grubun içinde o. İşte Efe anlatır mısınız derdim. Mesela Yurika'da benim kızlarımdan Efe derdim ben. Onun kızdan olduğunu biliyorum da. Efe işte şu baskın nasıl bunu anlatır mısınız? Veya işte kimin kızlarınızı sorarım. Yürürüm der. Yani yürük demez de onu şeref oluyor artık. Yürük Efe'nin kızını yürürüm diyor böyle. Şimdi neden anlatmıyorsunuz dediğim zaman enteresan cevap. Çocuğum o zaman Allah bizden o hizmeti istedi. Biz o hizmeti yaptık. Şimdi anlatırsam riya girer. Evet. Allah razı olmaz dedi. Hmm. Bak böyle şeyle karşılaştım çok. İkinci karşılaştım bir usta buna benzer. Örnek vereyim. Bu Arap o zaman adı Gözpınar. Orada bir katliam yaşanıyor. Evet. Bu katliamı ben çıkardım meydana ilk defa. Çeteşen'in birinci yılında anlattım onu ben. Sonra abili falan yapılır ya. O katliamı yaşayanlarla konuştum. Fotoğrafım vardır. Şimdi yanımda fotoğraf var ama telefonda uzun süre. Kaç kere gittim anlatmıyor. Yani 120 yaşında. Böyle bağlı yüzü peçeli. Torun çocuğu var. Muhtar. En son onu getirdi. Gene konuşmuyor. Sonra bana döndü. Neden anlatmıyorum biliyor musun çocuğum dedi bana. Neden yine dedi. Yüzü tabii kapalı ver dedim peçeli. Şimdi dedi. Sen dedi suretimi çekeceksin dedi. Fotoğraf anlatıyor. Sesimi de kaydedeceksin dedi. Allah-u Teala neden sen namahremi sesini kaydettirdin? Neden sen suretini çektirdin diye sorarsa dedi. Nasıl cevap vereceğim dedi. Günah senin olsun mu dedi bana. Necim dedim bak ben şöyle anlıyorum benim anlayışım dedim. Siz 60 kişinin içinden kurtulmuşsunuz dedim. Katliam yaşıyor 60 kişi yakıyor da bir o kurtuluyor. Tek kişi kurtuluyor. Ben dedim öyle anlıyorum ki size Allah-u Teala anlatsın ki kurtardı. Tarih geçsin ki kurtardı. Siz anlatırsanız ben yazdım dedim. Anlatmazsanız nereden bulacağım yazacağım dedim. Bana öyle geliyor ki dedim siz anlatmazsanız belki günah geleceksiniz dedim. Oo. Karşı atak yaptınız. Hı. Şimdi dedim peygamberimiz dedim bildiğini anlatmayan, insanları faydalandırmayan gömüldüğü zaman yeri ateş diriyor dedim. Bu hadisin şiddetine maruz kalmak ister misiniz dedim. İstemem tabii çocuğum dedi. O zaman anlatmanız bir mazur yok dedim Necim dedim. Anlattı. Tabii ağladı çok. Ferişte atadı. Gerçekten yani ferişte melekti mi biliyorsun. Öyle bir insandı o yani. Evet. Böyle insanlarla konuştum. Evet. Şimdi hocam siz 1983 ve 93 yılları arasında Yörük Ali'yi anlatan 3 ciltlik eser yazdınız. Evet. Sonra neler yazdınız? Sonra tabii o arada başka şeyler de yazdım. Canım evet. Hikayeyle yazdım ve o ağırlığın esas o oldu benim. Evet. Şöyle yazdım da Yörük Ali'ye aşağı yukarı hepsinde aynı şey aynı planı yapmışım öyle diyeyim. Kısa anlatayım. Şimdi mesela diyelim ki bir örnek vereyim. Malgaç baskını anlatacağım. Malgaç baskını efendim bir şair var, canlı şahit. Mesela isim vereyim bir tanesini. Tabii ben o şahitleriyle bile konuştum. Uzun sağ onlar çoğu. Diyordum Malgaç baskını kaç kişiydiniz? 60 diyor. Bak mesela. Kimler vardı? Hasan Hüseyin Veli falan yani isim. Ne kadar sürdü? 5 dakika. Şehit veya yaralı var mı bizde? Ay bir tane şehit yok bir tane yaralı var diyor. Şimdi Hasan'a gidiyorum ondan sonra.
Kaç kişinin 62? Bak şimdi. Kaç dakika sürdü baskın? 5 dakika. Bizden şehit ve yaralı var mı? Hayır, yok. Bizde sadece bir yaralı var. Yok. Nereye gidiyorum yine aynı şeyi söylüyor. Birbirini tutuyor. Şehitliyor birbirini. Birbirini tutmamak zaten kaydetmedim. Evet. Şöyle bazen birbirini tutmaz gibi belgelerle karşılaştım. Çok inceledim, tutuyor. Neden? Önce anlatacağını sonra anlatıyor. Kronolojik sıra yok yani. Evet. Ben olayı da çok iyi bildiğim için onları dizmesini biliyorum. Uğraştırıyor tabii yani. 10. belgeyi, 10. kaseti falan gözden geçirmem lazım. Ha diyordum, işte şurada yakalalım, inceleyin. Belki bir paragraf yazıyorum sabah kadar ama onu incelemem lazım. Yani tarihi yazıyorum yani. Bu yalan hayal olmaz. Öyle yazdım. Şükür çok tutuldu yani eserlerim. Tahminimden fazla. Son şunu söyleyeyim yeri gelmişken. Eserlerim tutulmasının birinci sebebi öyle görüyorum ben. Tamamen canlı şahitler olması. Değil mi? Canlı şahitler. Evet. Bir okuyan bir yakını mutlaka bulur. Babasını bulur, dedesini bulur, amcasını bulur, dayısını bulur. Kaç kişiyle görüştün hocam bugüne kadar? Sayısını, şu sayı demek yani mümkün değil öyle diyorum. Çok kişiyle konuştum. Kaç eser oldu? Şimdi basılmış olarak 20 tane şu anda. 20 tane basılmış eser var. Ama tabii benim eserlerim şöyle, hacimli hacimlidir yani böyle küçük eser yoktur bende. Mesela şöyle şöyle bakın. 20-30 sayfa değil de evet. Mesela bu 704 sayfada ilk baskısı. Sökeli Cafer Efe. Evet. Ya. Çok güzel ya. O kadar çok tuttu. Şimdi o elinizdeki eser mesela yabancı dilleri çeviriyor. Yabancı dile çevriliyor. Evet. Çevrildi zaten. Rusça çevrildi. Bitti. Farsça çevrildi. O da bitmek üzere. İngilizce çevriliyor. Evet. Yani çok güzel ya. Bu evet, Sökeli Cafer Efe. Evet. Yani. Bu arada hani söylemek istedim. Çok ödüller verdiler. Verilecek olan en büyük ödüller verdiler kısacası. O kadar basit. Yeterince tatip edildim diyorsun yaptığın çalışmaların karşılığında. Evet. Madden değil, manen çok gördüm karşılığında. Şimdi hocam, biz bu eserleri konuşuruz. Konuşmaya devam ederiz. Fakat önümüzdeki günlerde Aydın'da bir etkinlik düzenlenecek. Önümüzdeki bu pazar, önümüzdeki pazar 20 Ekim'de Çayyüzü Şehitleri anılacak. Evet. Bu Çayyüzü Şehitliği'nde işte Çayyüzü Şehitliği gönüllülerince yürütülen bir çalışma var. Onlar her yıl orada buluşuyorlar. Hatta her ayın ilk pazar günleri buluşuyorlar da büyük buluşmayı da her Ekim ayında yapıyorlar. Bu sene 20 Ekim pazar günü gerçekleştirecekler. Evet. Çayyüzü Şehitliği'nde buluşacaklar. Orada işte ikramlarda bulunacaklar. Bu Çayyüzü Şehitliği ile ilgili neler söyler? Bu Çayyüzü Şehitliği nedir? Orada ne olmuş? Çayyüzü Şehitliği'nin tarihi önemi çok büyüktür. Çok. Neden? O bizim Kurtuluş Savaşımız devam ederken yaptığımız ilk şehitlik, gittiğimiz ilk abide. Evet. Bizler savaşı yapanlar onu dikiyor. Mesela o Temel Zekai Bey, Milay Nalay'ın kumandan vekili olmadığı zaman Yörük Alay Bey, o alayı kumanda diyor Milay Nalay'ın. Ben onunla konuştum yani. Milli Aydın Alayı'nın komutan vekili Albay Zekai. O zaman Teğmen. Teğmen Zekai, evet. Teğmen Zekai bir kavur soyadını alıyor sonra. Tabii ondan inceliklerini aldım. Şöyle ilk defa o şehitliğimizden Yörük Alay'ın 3. yılında bahsettim ben. Ki o zaman bilmiyor, köylü de bilmiyor. Bazen soruyorum, nedir bu? Bunu diyor, kardeşler isterler diyor, Mevlana derler diyor. İşte hazır varmış, gömmüşler falan diyor. Çeşitli saçma saçma şeyler söylüyorlar. Tabii Temel Zekai anladı. Sonra yaşlılar vardı. Teyzeler kaldı. Onlar biliyordu şehitlik olduğunu olan. Ben dedim ilk defa bunu yer vereyim dedim. Baktım çok önemli. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve tek abidesi. İlk ve tek şehitliği orası. Evet. Yörük Alay'ın üçünü de anlattım. Okuyanlar geldi. Neresidir bu, neresidir bu diye. Ben onu gezdirdim. Bir gün dersteydim. Ben kendim edebiyat öğretmenim. Kaymakam bir aradı. Hocam misafirlerim var, gelir misin? Dedi. Ben dedim dersteyim.
Sen her zaman izin oldun bilmiyor musun falan dedi. Falan. Araba gönderdim dedi. Geldi baktım ben araba gelmiş gittim. 4 kişi var orada. Tanıştım dedi. Tanıştık. Bir rektörmüş, profesör. Şeyden geliyorlarmış. İmarsan Üniversitesi'nden. O İmarsan Üniversitesi'nin rektörüymüş rektör olarak. Tanıştık. Hocam dedi, bizi dedi yürük ayıp okumuşlar. Olayların geçtiği yeri gezdirir misin dedi rektör. Biz çok etkenlikli, hepimiz okuduk eserler dedi. Ben doğrusu böyle bir eser okumadım dedi rektör. Tamer Başuran rektör beyin adına aklım geldi. Gezdir diyor. Tabii kaybettim. Gezdir hocam gezdir diyor. Araba vereyim mi diyor. Yok arabamız var dedi. Biz arabası gideceğiz falan dedi. Kendi arabamız var dedi. Sizin arabayla gezmeyelim falan dedi. Allah razı olsun. Ben bunları gezdirdim. Orayı burayı. İşte tabii bildikler için diyorlar ki mesela Kartepe şehrine götürüyorum ben onu. Çomaklı olsun diye götürüyorum. Şuraya gidelim, buraya götürüyorum. Görgül Efe'nin işte Çin'i Yağcılar Köyü'nde kaldığı, tamam dedim, oraya da götürdüm. Çay şehrine gidelim, oraya da götürdüm. Şimdi oraya gelecek mi Mezlisat? Ben yolda dikildim, işte hocam dedim. Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve tek davresi bu, şehitlik bu. Gitti geldi, hocam dedi, çok üzüldüm be dedi. Neden dedim? Bunlar dedi bizim için öldü. Ben yanlarına gidemedim, ayaklarım kan içinde kaldı dedi. Baktım hakikaten adamın ayaklarına dikenler batmış hep. Yaklaşmak kolay değil uzman abinin. Her taraf diken, engebeli çok yer bir de. Düşüyorsun ayakların kurtları takılıyor. Çok böyle yarab bir durumda doğrusu. Siz dedi şehitliği yapın dedi. Ben dedi heykel tıraşım aynı zamanda. Yürü kardeşim heykel yapayım dedi. Anlaştık mı anlaştık dediyse. Biz şehitliği yapmaya başladık. Arkadaşlarla en küçük yemeği için Allah razı olsun. Bitmez bu isimleri. Zaten pek isim vermek de istemem yani. Arkadaşlar bizim aldığımız terbiye o oldu. İsimlerle bahsedilmesini istemez kimse. Bakalım o hizmetine kardeşlerim bile çay gönülleri diyor. İsimlerini bak yapmazlar. Çünkü biz öyle talimat aldık. Öyle diyeyim. O eğitim aldık. Sonra biz işte şehitliği yapmaya başladık. O hocamız heykel başladı. Heykel 7 Eylül 1996 açıldı. Burada. Nerede? Aydın'da. Hatta belki hatırlarsınız. O meydandaki heykel. Bıyıklıydı, bıyıksıydı, ayları tartışması geçti. Evet. İşte o heykel o işte. Evet. Öyle. Şimdi hatta bir gün beni kaymakam bey aradı bizim. Hocam dedi, starı bak dedi. Ne var dedim, seninle ilgili haber var dedi. Baktım, o sersin bir spiker vardı. Allah aklımda değil öyle diyeyim. Heykelin önü dikilmiş. İşte sayın dinleyiciler, Aydın'da büyüksü evi krizi diye başladı söze. Heykeli bizlik gibi kaldım yani. Yap dedik, teşvik ettik. Sonra gelen gelip soruyor. Büyüksü ev olur mu diyor. Olmaz diyor. Hatta bayanın birisini sordu. Dedi ki, teyze dedi büyüksü ev olur mu dedi. Aa dedi kızım dedi, büyük sefam oldu diyor, casça ulak dedi, böyle dedi. Evi dedim diyor, hani büyükler böyle büyüğü olur diyor, casça olur diyor. Neymiş bu diyor böyle falan. Meğerse rektör bakıyormuş haberi yani. Bitti. Haber, zır diye telefon çaldı benim. Açtım rektör, buyur hocam. Hocam hastaydım ben, temel hasta oldum dedi. Bir heykel yaptık hizmet için orayı dedi. Herkes tengil ediyor dedi. Aslında adamın yaptığı doğru, yer gelmişken söyleyeyim. Yürük Halife bıyığı yok o zaman. Mücadelelik halini anlatıyor adam. Ama bizim gördüğümüzde Efe deyince uzun boylu olur, heybetli olur, para büyük olur. Bu imaj yerleşmiş. Evet. Halk onu göremeyince o zaman olmaz diyor. Yani itiraz ediyor, kabul edemiyor. Böyle olmaz diyor. Ben dedi, böyle giderse o dedi heykeli sökerim.
tekrar bıyıklar getirelim dedi. Hakikaten sürgüde bekleriz ama gitti İstanbul'a. Özel olarak bıyık yapıldı, geldi tekrar böyle gitti. O ilkenin karşısı da bu. Biz devam ettik böyle şehitliğimize. Tabii başladım en üst gemiye için, Allah razı olsun. Şehitliği yaptık. Şehitlik yaptık diye tanınmaya başladı bu arada. Diyorum yani, ya Rabbi, buraya bir cami yapmak nasip et sağlığımda. Buraya bir cami yapalım diyorum. Tabii 2-3 ay böyle kafam meşgul oldu. Çünkü tanıdığı için gelip giden oluyor, namaz kılmak istiyor, bir Kur'an okumak istiyor. Böyle yani bir kapalı bina olsun benim istediğim. Ya o sırada güzel bir insanla tanıştık o sırada. Onun da manevi destekleriyle caminin temelini attık. Ve Allah'ın izniyle yaptık yani. Tekrar tekrar diyorum, enişte yemeği için Allah razı olsun. Burada çok ilginç bir şey anlatmak isterim. Yaparken şehitliği bir kardeşimiz vardı, evli hizmet, o da düzenleyelim hocam dedi. Mezarlar bir orada, bir orada böyle. Sırayı düzelim dedi. Şu mezarı açalım dedik. Burada kaldıralım, burayı koyalım falan. Neyse orada birini kazdılar ya. Pek istemedim ama niyeti halisane olduğu için kazın falan dedim artık. Kazdılar. Onlar malumuz böyle parça parça çuvallar içinde defnediliyor ya. Evet. Çuvala ulaştık. Şimdi tabii o kazanlar genç kişilerdi. Renkleri kaçtı öyle görünce. Ben eğildim tabii, genç bunlar. Ağzı bağlı, kliple bağlı böyle. Çuval açtım. Açınca baktım, bu sağ bilekle sağ dirsek arası parça. Sol da olabilir, bana öyle geldi. Aynen duruyor. Hepsinin rengi daha da kaçtı. Orada yardım ediyorlar bana. Kapatalım dedim. Başkasını kazmayalım falan dedim. Tamam dedi ondan sonra. Birini öyle kazdı, böyle gördüm ben yani, şahit oldum. Aynen duruyordu. Böyle. Şimdi hiç bilinmeyen şehitlik tabii aşağı koyar gün ziyaret edilir. Biz de yıllardan beri her ayın ilk pazarı, hatta 15 son ilk pazarı ilk kere yapıyorduk ayda. Bu kralın da bir kere oldu. Şimdi bir kere devam ediyoruz her ayın ilk pazarında. Evet. Her ayın ilk yıllardan pazarı. Yıllardan beri hiç evet. Aksamaz. Evet, orada buluşuluyor. Çayızı şehitliği evet. Gönülleri evet. Orada oluyor. Bu 20 Ekim'de de bir keşkek hayrı olacak galiba. Ha, 20 Ekim'de keşkek hayrımız var. Ben onu gelecek zaten sıra şimdi. Bizi dinleyenlere, ne bileyim, duyurmuş olayım kim dinliyorsa. Davet etmiş olayım. Evet. Bu işler gelsinler. Evet. Bayağı da görkemli ve kalabalık oluyor. Tabii. Kalabalık oluyor. Şimdi nedir abi? Şimdi burayla ilgili çok fazla şey anlatılıyor. Yani işte işin manevi, bir milli tarafı var, bir de manevi tarafı var deniyor. Yani milli tarafını anladık. İşte Kurtuluş Savaşı devam ederken işte orada ilk şehitler ve ilk abide, savaş devam ederken dikilmiş abide. Tarihi önemi çok büyük, milli değeri çok evet. Büyük, tartışılmaz. Manevi değeri nedir? Yani manevi durumuyla ilgili bir takım söylentiler var. Sen ne biliyorsun? Mesela ne duydunuz o söylentilerden? Yani işte orada mezar taşlarından kan fışkırdığını söyleyenleri de duyuyorum ben. Ya da ne bileyim değişik sesler duyulduğunu söylüyorlar. Değişik böyle görüntüler oluştuğunu söylüyorlar. İşte orada millet tesbih namazı kılarken bulutların böyle atlı birlikleri şeklinde geçtiği yönünde anlatılanlar var. Böyle orayla ilgili ve bazı yaşlıların orayla ilgili ciddi vasiyetler bıraktığı söyleniyor. İşte buraya sahip çıkın, işte onları ihmal etmeyin işte gibi böyle yaşlıların da ciddi ciddi telkinleri ve tavsiyeler olduğu söyleniyor. Benim bildiklerim bunlar. O yaşlıların tavsiyesi var, vasiyeti var değil, doğru. O
bize o tavsiye eden, vasiyet eden kişi de sıradan bir insan değil. Yani manevi değeri oldukça, manevi oldukça yüksek bir teyzemiz de o. Ruhu şad olsun. O doğru. Diğer sesler duyanlar. Biz de duyduk birkaç kez. Gel, zaten. Diğer yönde mesela bu anlatılıcı, bana da anlatıyorlar. Gelen bir şeyler duyuyor, anlatıyor. Benim şahit olduğum da var tabii de. Bu kategoriyi anlattım. Kategoride o yüzden anlatmakla bitmez orası yani. Bir manevi hal her şey demeli. Oraya girince kim olursa olsun işte şu kadar huzur duydum. Ruhum şöyle rahatladı diyen çok duydum ben. Yani bunun yanında çok çeşitli şeyler anlatanlar da oldu. Onlar onu görmesi, duymasa anlatamaz yani. Evet. Herkes kendine göre bir şeyler duyuyor. Çünkü şehit bunlar her şeyden evveli. Yani sıradan mezar değil ki. Geziş değil. O ziyaret oraya gitmek. Şehitleri ziyaret etmek. Herkes tabii kendisine göre bir şeyler alıyor, duyuyor öyle diyelim. Evet. Yani hocam şimdi bu büyüyen bir etkinlik. Her geçen yıl Çayyüzü Şehitliğini tanıyanların, bilenlerin sayısı artıyor. Evet. Ziyaretçilerin de sayısı artıyor. İşte bu yapılan etkinliklere katılım çok artıyor, bilinç artıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Çayyüzü Şehitliğini gelecekte nerede görüyorsunuz? Nerede olmalı, nasıl olmalı? Şimdi değerlendirmeme gelince ben orayı gelenleri bırakalım da hiç gelmeyen, gönlünde kim muhabbet besliyorsa onları tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İşte bir vefa borcudur. Neden? Çocuk onlar. Bizim için canlarını vermişler. Yani hiçbir dünya zevki tatmadan. Bir de normal bir şehit olmuş, paramparça olmuşlar onlar. Yedi çuval içini topluyorlar. Yedi çuvalın içinde yedisinde de parça var. Birine ait değil. Öyle defnediyorlar. Yani evet. Defnetmek için getirenlerle konuştum ben. Oraya, o çuvalın bizim çiftliği çetek böyle çiftliği çete aşı getiriyor zaten. Çiftliği çete kübrayla konuştum. O getirenlerden birisi işte. O görenlerden Ali amca vardı. O Ali amca vardı. Onlar hep gören kişilerin. Onları da geçelim. Temel Zekai Bey bizzat onları getirdin ya abdi. Yaptıran diyelim ya. Siz Temel Zekai Bey'le görüştünüz mü? Görüştüm. Nerede? Nerede biliyor musunuz? Olacak ya. Ben araştırma yapıyorum. Şehitliğin içerisinde. Şehitliğin içerisinde? Şehitliğin içerisinde. Tam oradayım ben. Olacak yani. Onda tabii çok incelikler var. Sonra anladım ben inceledim. Tabii o zaman farkında değiliz biz meselelerin fazla. Böyle yanında biri daha vardı. Bir de onu gördük biz. O zaman tabii duvar falan yok yani o düz. Yani düz derken yer düz değil, engebeli bir yer orası da etrafında hiçbir tercüme hiçbir yok. Çevre yani. Düzenlemesi yapılmamış. Hiçbir şey yok. Evet. Öyle. İşte o biz orayı ele aldıktan sonra öyle yaptık onu. Böyle selam verdim ben. Aleyküm selam delikanlı dedi. Sonra niçin geldin dedi. Ben dedim şehitliği ziyarete geldim dedim. Beni açıp olursa ben yazacağım bunları dedim. Gitmiş. Daha o zaman üniversite falan gitmedim. Ağladı o zaman. Şükür dedi böyle vefalı gençlerimiz var dedi. Evet dedi bunlar bizim hep elimizden geçti ya dedi. Siz kimsiniz dedim. Ben dedi Temel Zekai'yim dedi. İzmir'de dedi, çocuklarım Armağan Çağlayan falan dedi. Onlar benim dedi. Bizden dedi daha ki. Damadıyım sonra öğrendim. Anlattı yani nasıl olduğunu. Nasıl getirdiklerini oraya. Abi dedi. Gel de yaptıralım diye. O fikir bazında onun. Zaten baştan ver onu. O diyor zaten. Evet diyor. Kendisi söyledi bunu. Unutmuyorum hiç. Mezar şehitleri defnettikten sonra şu kadar mezarlar zaten çocuk mezarı gibi. Hani başı ayağı yüzü demek de mümkün değil. Paramparça defnedikleri için. Bizim bu acıklı bir garip hikayemizden
bizden sonrakilere yıldız gibi bir nişane kalmaz için buraya bir abide dikerim diyor. Yörükar diyor ki bizden önce böyle bir abide dikilmiş midir diyor. Hayır efendim, ilk defa biz dikeceğiz diyor. Yani Kurtuluş Savaşı'nın böyle bir şey yok. Yok efendim diyor. Biraz can istemiyor Yörükar dedim. Kaç, neden can istemiyor? Paraları yok. Evet. Efendim para için düşünüyorsan biz arkadaşlar arasında halledeceğiz onu diyor. Üzerinde de vatan için ölenler burada yatıyor. Milli Aydın Alayı Mart 336 diyor. İçin de diyebilirdi ama o zaman gramerine göre için demiş. 336 demiş, 1336 diyebilirdi. Oradaki kompozisyonun o dekoru bozmamak için 336 demişler. Her tarafında aynı yazı yazar onun Osmanlıca. Aslında şimdi orada ne olduğu taşta yazılı. Ben araştırmaya gittim zaten o günü görenler biliyor ama gençler bilmiyor. Yazı okuyamadılar çünkü. Yazı okusalar anlayacakları şey okuyamıyorlar. Okuyamadıkları için de işte biz öyle meydan çıkarttıktan sonra şimdi derginin ziyaretçisi var şükür. Sonra geri de yaptırıyorlar abideyi. Tabii umurlu bizim ama şehir olarak var yeni yerinde öyle diyelim. Yerleşim birim olarak var. Evet. Ama Yunanların elinde. Bizim şehrimiz Yunanların elinde. Kullandır mı? Yunan yolu kullandırmıyor. Dağlardan getiriyorlar. Taşı. İletişler pazar yoluna işte Çakallık'tan, Onmaztepe'den büyük abi tabii. O dağlardan geçirmek kolay değil. Oradan geçiriyor. Yerini dikiyorlar. Şimdiki abidenin yerini. O aslında yüksektir. Ben dikildiğim zaman o abidenin kaidenin hemen altına kadar geliyordu boyum. Şimdi doldurduk orayı. Bir 8 kamyon toprak döktük. Düzelsin diye. Ve düzelttik. Dediğim gibi. Orayı giden çok olduğumuz, giden bir de aşık olur orayı. Öyle görmüşüm. Devamlı gitmek ister. Çayırı şehitliğine giden aşık olur. Aşık olur. Öyle devamlı olur. Gitmek ister. Devamlı gitmek ister. Bir, yani siz birkaç kere gitseniz zannederim aynı hava içinde yaşarsınız. Hatta öyle bazı arkadaşlar bir gece gidiyoruz oraya yani bakalım. Bakıyoruz orada. Kimler kimler. Orada gidip sabahlayan çok biliyorum ben. Çayırı şehitliğinde sabahlayan çok. Çok. Hanımların hikmeti arıyorlar. Ne? Ne hikmeti var bunun? İyi ayrılamıyorum zevk diyor mesela soruyorsun. Manevva çok yüksek diyor. Manevva beni bağlıyor diyor bazıları. Öyle kişiler var. Mesela o vefat etti ya. Hı hı. Şahıs, hanımını bir alırdı. Bir aile dostu var onun. O da hanımını alır. Bir sabah beni arar iken. Hocam ne oldu? Biz nereden geliyoruz biliyor musun? Nereden gidiyoruz? Şehitlik dedik. Sabahladık orada biz. Ama o kadar çok şeyler anlatırdı ki. O kadar enteresan şeyler duyup da etkilenmemek mümkün değil. Yani o rahmet oldu, Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir insandı ve belli bir duruma geldi yani. Mesela önceden ne diyelim, aksak bir durum varmış. Yani bilmiyordum ben. Ben buraya geldiğimden bu yana düzeldi dedi. Böyle de bir inanış var. O kalktı diyor benden diyor yani. Evet. Yani şehitler benim müsait diyor buraya gelip gitmek diyor. Yaşlıların telkinde de var. Siz onları unutmazsanız onlar da sizi unutmaz deniyor. İşte buraya sahip çıkarsanız onlar da sizi sahip çıkar gibi böyle değişik tavsiyeler, telkinler var. O bilhassa bize vasiyeti olan teyzemiz çok büyük bir insan. Buharkent'te yaşıyordu değil mi? Maliyet çok. Veli çektim. Miydi? Efendim? Veli miydi? Hiç şüphe yok. Şüphe yok. Keramet sahibiydi diyorlar. Açıktı. Ben der ki şöyle gördüm onu bir kere gören zaten ayrılmazdı. O manen de çok destek olmuştu biz orada. Öyle mi? Orada o keşiflerde manevi keşifte çok rolü vardı. Manevi keşiflerde rolü var diyorsunuz. Evet. Çiftlik Çetik Kübra'nın ikinci cildinde bizzat ben o fotoğrafını yer verdim onu bırakacağız. Öyle mi? Evet gösterelim mi? Olur. Yani iyi getirmişim seti. Şimdi burada isimleri pek zikretmem ben de. Ya burada yazdığı için artık bu aşikar.
şu resim getirebilirsek bakın şu teyzemiz işte. Ruhu şad olsun. Oo. Vay şöyle nasıl göstereceğiz? Ben hemen bunu arkadaşlarıma atacağım. Biz yayın bitmeden önce inşallah onu... Ruhu şad olsun. Çok değerli, çok büyük insanlar. Evet. Aa, hocam, tabii Ayşe teyze Buharkent'le. Şimdi ben hemen arkadaşlarıma atayım. Biz onu ekrana getirmeye çalışalım. Sizin hangi eseriniz? Çetekübra 2. Çetekübra 2. Evet. Eserinizin ikinci cildinde. Şimdi hocam, bu eserler tabii çok kıymetli. Arkadaşlarım bunu hazırlarken işte avukat Nedim Koç'un anlattığı bir şey var. Diyor evet. ki ben Erzurum'da okudum. O zaman diyor gördüm ki diyor orada diyor Ermenilerin diyor burada diyor Yunan'ın yaptığını o dönem orada Ermeniler yapıyor. Evet. Fakat diyor Sabahattin Burhan gibi birileri çıkıp diyor tanıklarıyla sohbet edip bunları yazmadığı için diyor bugün de Ermeniler soykırım iddiasında bulunabiliyor diyor. Eğer ki diyor Aydın da diyor Sabahattin Burhan gibi diyor canlı tanıklarıyla konuşup bunları yazmasalardı belki bugün çıkıp da Yunanlar Türkler hakkında Türkler soykırım yaptı diyeceklerdi diyor. Evet. Nasıl diyor, nasıl yorumluyorsun? O Nedim Bey zaten çok ufku geniştir yani. Ben çok değer veririm onun görüşlerini. Yaşadığım olaylardan, hani gördüklerimden biraz canlı şahitleri dinledikten sonra Nedim Bey'in o tespiti %100 diyorum yani. Bak %100. Aynen olurdu. Şimdi benim eserlerim o yönden çok bayağı etkili oldu. Yunanlıları susturdu. Şimdi bu eserler olmasaydı Nedim Bey çok orada isabetli galiba. Yunanlar derler Türkler bizi katletti. Halbuki evet. bizi katleden onlardır yani. Evet. Zulüm yapan onlar. Ben neler dinledim. Şimdi öyle zulme uğrayanlar öyle anlatırlardı ki anlatırken inan bayılırdı bazıları. Mesela Karatepe katliamından kurtulanlarla konuştum ben. Evet. İşte biraz önce anlattım. Gözpınar Şehit'te kurtulanlarla konuştum. Akça'dan. Akça bir katliam var orada. Bütün genç bile. Evet. Çumak burası. Fotoğraf geldi ekrana kitaptan. Ha. Biraz daha büyütelim. İşte bu Çayyüzü Şehitliği ile ilgili manevi keşifleri orada manevi keşiflerde sizin yanınızda olan Ayşe Nine. Evet. Ayşe Nine. Ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun. Çiftlikli Çetekübra Efe adlı eserinizin ikinci cildine yer vermişsiniz. Şu eseri gösteririm onu. Evet. Eseri gösteririm. O zaman evet. unutmayız da. Evet. Şöyle güzel. Ben eseri de şöyle bir göstereyim. Eseri de bir şey yapayım. Evet. Eser de burada. Evet. Şöyle. Sabahattin Burhan'ın bu eserinde evet. Ayşe anneden. Ayşe anneden. Evet. Çok Allah razı olsun. Orada bahsediliyor. Şimdi siz pazar günü Çayyüzü Şehitliği'nde olacak mısınız? Tabii. Or artık yani ne bileyim bize vasiyet var ya hepimiz o vasiyet o yıllardan beri aksatmadı bana yani. Ömür öyle geçti. Evet. Şimdi sizin Çayyüzü Şehitliği ile ilgili özel bir eseriniz var mı? Oraya özgü yazdığınız bir şey var mı? Yoksa eserlerin içinde mi geçiyorsun? Var, onu da anlattım ben. Öyle mi? Evet. O Milli Mücadele'nin körpe kuzularını yazdım. Burada varsa, ha var. Milli Mücadele'nin körpe, körpe kuzuları. Kuzuları. Evet. Şu. Bu fotoğraf canlandırma mı? Evet, tabii. Evet, şöyle Milli Mücadele'nin körpe kuzuları. Burada Çayyüzü Şehitliği'nden bahsediyorsunuz. Aa, hocam, sizinle sohbet inanılmaz keyifli. Tabii konu Aydın ve Aydın tarihi olunca biz burada günlerce, saatlerce konuşabiliriz. Zaten siz yazmışsınız. 20 tane eser var. Devam ediyorsunuz mu yazmaya? Ne var şimdi sırada? Yazmamış şey söylemek biraz ne bileyim ne yazmalar geliyor ama övünmek gibi geliyor. Söyleyeyim madem burada. Tekeli İsmail Efe'yi yazıyorum. Tekeli İsmail Efe'yi yazıyorsunuz. Tekeli İsmail Efe'yi ben sağlığında konuştum. İlk konuştuğum Efe'dir o benim. Evet. Hatta çok hatıralım var. İlk defa onun yanına gittim ben. Şunu anlatıyorum. 11 yaşındayım o zaman. O bavul yanımda.
Bu Başşehir yolu üzerinde sarı ev var. O zaman orada oturuyor. Enteresan tabii. Kapıyı vurdum. Bir hanım çıktı. Çocuğum hoş geldin dedi bana. Hoş bulduk abla dedim. Ben de Vefa amcaya gelmiştim. Vefa amcaya sormuştum dedim. Ama Vefa amcan yok dedi. Nerede abla dedim. O dedi sabah bir dilim veya iki dilim ekmek yer dedi. Daha gider dedi. Aa sabah bir iki dilim ekmek yer daha gider. Daha gider öğlen yemez dedi. Yarın gel çocuğum dedi. Abla dedim ben dedim. Tanaziz'den geldim dedim buraya, Naziz'den köşke gelmek kolay mı dedim. Ama çocuğum dedi, yok ya dedi. Yarın geldiğim dedi. Vah vah dedi, pek de uzaktan gelmişsin ama dedi bana. Şöyle yaptı. Naziz'de köşk, o zaman ulaşım yok. Yani aç kamyonlarla bulursak işte, traktörle öyle gidiyoruz falan. Fakat içimde öyle bir his var. Efe çıkıp gelecek ya da içeride görünmüyor. Evet. Yok çıkıp gelecek, içeri demiyorum, çıkıp gelecek diyorum, göreceğim diyorum. Öyle bir iş var içinde. Gerçekten kapıyı kapattım, çıktım böyle. Efe karşıma geldi benim. Hakikaten böyle hiç unutmam. Çocuk hoş geldin dedi. Hoş bulduk yapamca dedim. Evet. Bak bundan sonra anlatacak olduğum çok önemli. Neden çok önemli biliyor musunuz? Bir Efe'yi görmeyen adam Efe Roman'ı yazamaz. Efe'yi görmeyen adam Efe Roman'ı yazamaz. Çok var yazan. İşte yazıyorlar hani onları ben kalem oynatan en küçük kalem oynatan tebrik ediyorum ama hakkını veremez. Neden? Çünkü Efe bambaşka, değer yargısı başka. Bakışı başka, konuşması, tavırlar bile bu. Jestleri, mimikleri çok başka. Ben şimdi yaşadığımı anlatıyorum. Sonra dedi bana... Hoş geldin, hoş bulduk Efe amca dedim. Bir şey mi diyeceksin dedi. Diyeceğim Efe amca dedim. Söyle dedi. Tabii Efe adam bu. Efe amca dedim. Kızların ağzı dedim. Silah ağzı. Tabii benim bilgilerim var. Elinde silahlar bir de muhterif dedim. Birinin mermisi öbürküne uymuyordu. Birinin mermisi öbürküne uymadığı için mermiler bitti zaman bir bor oluyordu silah dedim. Elinizde. Yemek içmek zaten düzenli değildi. Bulduğum zaman yiyordunuz. Fakat karşının düzenli bir ordu vardı. Yendiğiniz onu nasıl yediğinizi anlatır mısınız dedim. Ne yapacaksın sen dedi bana. Efendim yazacağım dedim. Şöyle baktı. Şimdi, sen çocuksun be ya dedi. Efendim dedim ben çocuğum ama dedim. Ben buradan ilkokulu bitirdim dedim. Ortaokul gideceğim. Liseye gideceğim. Üniversiteye gideceğim. Üniversiteyi bitirdim zaman yazarım, yazacağım dedim. Tabii dedim, hayat durmuyor dedim. Belki ben daha önce ölürüm ama dedim, siz ölürseniz ben bu bilgiyi nereden alacağım dedim. Ben şimdi alacağım dedim, üniversiteyi bitirince yazacağım dedim. Şöyle yaptı. Sen dedi, çocuksun ama dedi, değirmen taşı gibi çalışan kafa var sen dedi. Değirmen taşı gibi çalışan kafa var dedi. Değirmen taşı gibi çalışan kafa var dedi. Sen yazarsın bunu, sana anlatacağım ben dedi. Evet. Kolumdan tuttu, içeriye geçti, şöyle bacak bacak üstüne attı, uzun boyluydu o rahmetli. Keskin nişancıymış ama, Yürgal'in değerlerinden o. Evet. Onu Akın Zeybek komutanına veriyor Yürgal Efe, öyle. Ruhu şad olsun. Dedi, anlattı böyle. Sor diyor, soramıyorsun bir şey bak. Korktun mu? Hayır, korku yok. Bir baskı oluşuyor insanın üzerinde. Hani lider bunlar. Aurası var. Lider anlıyorsun. Değil mi? Aurası var yani. Ben lideri orada anladım işte. Adam sor diyor. Rahat otur diyor. Hiç çekinme diyor. Çocuk diyor soramıyorsunuz. Evet. Neden? Adam kahraman bunlar. Evet. Yani siz tekeli İsmail Efe. İsmail Efe. Tekeli İsmail Efe'yi yazıyorsunuz şu an. Hocam merakla bekliyoruz. İnşallah. Ben birkaç eserinizi okumuşluğum var. Yakından da takip ediyorum. İnşallah pazar günü Çayyüzü Şehitliği'nde de inşallah olalım, buluşalım. Olalım. Ben katıldığınız için ve aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bir cümleyi bitirivereyim. Çok önemli. Tabii. İnşallah. Şimdi böyle 4 kaset doldurdu. Ama dedi kimseye vermeyeceksin dedi. Ben bir onu vermemize. Onu Çetin Kübra'nın, Durmuş Ali Efe'nin ve
Rum kızı var İfigeniye. Onlarınki ona vasiyet ettiler. Verirsek olmaz artık yani. Neyse kısa anlatıp bağlayacağım. Ben işte Nazif Edebiyat Öğretmeni falan başladım. Devam ediyoruz. Yörg Ayfe yazıyorum ben. 90'da bitti. Birinci yıl 7 senede yazdım. 10 senede bitirmiş de. Sağdı o zaman. Efe dedim. Şimdi Yörg Ayfe'yi dedim. Birinci yılını yazdım. Artık baskıya verdim dedim. Şöyle dedi, baktım bana. Hana dedi sen dedi çocuklarına gel gidin yanıma dedi. Şaşmışım yani. Ben sen demedim mi dedi Diyaman'da çalışan. Kafa var sen dedi yazarsın bunu. Unutmamış. Sen dedi unutmamış. Öyle zekiydi. Öyle zekiydi ama. Çok kuvvetli bir zekası vardı. Allah hocam sizin olay da büyük olay. Yani çocukluğunuzda 4. 5. sınıfken 10-11 yaşında kayıt toplamaya başlayın. Canlı tanıkların sesini kaydedin. O günün koşullarında kasete alın. Sonra onların anılarını not edin ve yıllar sonra oturun yazın. Bu da çok büyük bir olay. Bence bu bir insanın kendi iradesiyle ortaya çıkacak bir şey değil. Bunu da ayrıca tartışalım, konuşalım isterim. Bu konuda siz ne yorumluyorsunuz çok merak ediyorum. Yani şimdi, bu sizin bireysel iradeniz değildir diye düşünüyorum. Değil mi? Değil. Hocam. Özel konuşalım bunları. Evet. Sonra ben şimdi şunu rahatça diyebilirim. Şu anda Türkiye'de kimse benim yazımı yazamaz. Evet. Ben de yazamam. Neden? Canlı şahitler yok artık yani. Evet, canlı şahitler kalmadı. Ha, şu avantajım var. Elimde muazzam bir dokümanım var. Evet, onlar dayanarak. Var. Evet. Tek elden sonra bir düşüncem daha var. Ömür olursa tabii. İnşallah muvaffak İnşallah. Olursun hocam. İşte bunların bilimsel olarak da literatüre geçmesi, kayda geçmesi, akademisyenler evet. tarafından da incelenip araştırılıp literatüre geçirilmesi gerekir diye düşünüyorum ben de. İlgileniyorlar çok. Evet. Sağ çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Tekrar hatırlatalım. Pazar günü, 20 Ekim Pazar evet. günü Çayyüzü Şehitliği'nde Sabahattin Burhan'ın tanımıyla Milli Mücadele'nin körpe kuzularının anılacağı bir etkinlik olacak. Evet. Yiğit Çoban, Mestan ve Çayyüzü Şehitleri, 7 şehit. Orada yadeli. Mestan da çok önemli. O Mestan'ın mezarını da görecek oraya evet. gelenler. Bir kızımız vardı. Çocukluğu evet. orada geçti. Doktor oldu kızımız. Şükür babından o Mestan'ın mezarının başına yazdırdı evet. mermeye. Hocam adına. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler bir baş başa daha sonuna geldik. Konuğum Aydın yakın tarihini, Aydın bölgesinin yakın tarihini yazan canlı tanıklarıyla konuşup tek tek sohbet edip kayıt altına alıp sonra onları eserlere dönüşten 20 tane yayınlanmış eseri bulunan ve yazmaya devam eden Sabahattin Burhan'da edebiyat öğretmeni Sabahattin Burhan'la Milli Mücadele'nin kahramanlarını kısmen Çayyüzü Şehitleri'ni de bir miktar konuştuk ve 20 Ekim Pazar günü Çayyüzü Şehitliği'nde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.